Bugün biraz sinir kusacağım ortaya. Siz de bu siniri ortak etmeye geldim. Hazır mısınız? Hani geçen bir videoda Fallout New Vegas övmüştüm ya. Orada bu oyunun Fallout 4'ten daha iyi olduğunu söylemiştim. Fakat o sözleri dile getirdikten sonra bir şüpheye düştüm. Sonuçta Fallout 4'ü de bayağı bir övmüştük zamanında ya. Witcher 3'le kıyaslamıştık. Kimine göre Witcher'dan daha iyiydi hatta. Ama o kimi ben değildim. Benim için Fallout 4 iyi bir oyun olsa da o seviyede bir oyun değildi. Peki hangi seviyedeydi? Acaba New Vegas gibi seviyesi yüksekti de ben mi değerini bilememiştim? Belki de övmüştüm ama yeterince övememiştim. Olamaz mı? Olabilir. O yüzden tekrar oynamakta fayda var. Fallout New Vegas'ın üzerine bir de Fallout 4 yapıştırmakta hayır var. Hayır mayır yokmuş. Oyunu tekrar oynadım ve kendime şu anda şu soruyu sormak istiyorum. Lan ben bu oyunu zamanında nasıl övmüşüm? Delirdim lan şimdi oynarken. Hani yıllar içerisinde bir ton filmi seyredince artık her filmi beğenmez olursunuz ya. Seçiciliğiniz artar. Oyunlar için de geçerlidir bu durum. Kaliteli oyunlarla fazlaca içli dışlı olunca her çıkan iş hoş gelmez insana. Aha işte bende de bu oldu. Üstelik sıcağı sıcağına oldu. Geçen hafta Fallout New Vegas'ı oynayınca anladım ki Fallout 4 bir rol yapma oyunu falan değil. Bu oyun bir survival aksiyon oyunu. Aga inanılmaz ya, şu an aydınlanma yaşıyorum resmen ya. İki oyunu karşılaştırmak için sadece başlangıçlarına bakmak bile yeterli lan. New Vegas'ın başında bir kasabadasınız, mevzular karışık diye anlatmıştım önceki videomda. Bu mevzuları çözmek içinse yapabileceğiniz iki tercih var. Ya birini ya da ötekini seçmek. Üçüncü tercih de hiçbirini seçmemek. Ve yolunuza dümdüz devam etmek. Ancak olaya dahil olup iki seçenekten birini seçerseniz iş orada da bitmiyor. Her seçimin içerisinde bambaşka seçimler ortaya çıkıyor. Her grubun kendi görev dizilimi önünüze seriliyor. Yani tek bir görevin aşağı yukarı 10 farklı varyasyonu çıkabiliyor. Bu anlattığım New Vegas. E zaten anlattı, bunu niye bir de anlatıyorsun diyorsun değil mi? Anlatıyorum çünkü Fallout 4'ün bu konudaki dandikliğini anlayın istiyorum. Çünkü Fallout 4'ün ilk görevinde yapabileceğiniz tek şey Raider'larla savaşan insanlara yardım edip etmemek. Bu kadar abi. İstersen silah sık, istemezsen sıkma. Ama sıkmazsan ana görevinde dara sokarsın. Bak iki grup seçmek falan yok ya. Tek bir şey var, o kadar. Bir oyunda kavgada tutacağın tarafı seçip ona göre plan yaparken, kavganın ortamını bile sen hazırlarken, diğer oyunda başlamış olan bir kavgaya dahil olmak dışında hiçbir şey yapamıyorsun lan. Sıfır seçim. E bu sadece başlangıç görevi diye düşünebilirsin. Ama düşünme öyle. Çünkü bu örnekler iki oyunda tümünü kapsayacak şekilde. New Vegas bu seçim şansını verme konseptini neredeyse istisnasız her görevde taşırken Fallout 4 neredeyse istisnasız hiçbir görevde seçim şansı vermiyor. O kadar büyük bir hayal kırıklığı ki bu. Yani Fallout 4'ü ilk kez oynayacak biri hemen öncesinde New Vegas oynamışsa benim gibi bu oyuna sönmemek için kendini zor tutacaktır. Tek problem seçimlerde değil bu arada ha. İnsanlarla etkileşime girme şekli de ayrı bir felaket. Fallout 4'ün şu diyalog sistemi çıktığında bayağı bir eleştirilmişti. Oyun çok basitleştirilmiş denilmişti. Vereceğiniz cevabı değil de sadece onun ön izlemesini görüyordunuz çünkü. Ancak bu garip diyalog çarkını bir kenara bırakırsak içerikler de bomboş. Hiçbir şekilde muhabbet ileri götürme şansınız yok. Arkadaş bu seçenekler nereye, şunlar nereye? Evet, hayır, belki ne dedin arasında gidip geliyorsunuz lan tüm oyunda. Daha da boktan olanı bu kısır diyaloglar karşınızdaki karakterleri tanımanıza da izin vermiyor. New Vegas'ta deneyimlediğim karşımdakini tanıma olayını bu oyunda da yapmak istiyorum. Yok. Gitmiş abi olay. Konuşmak istiyorsun karşındakiyle, hikayesini öğrenmek istiyorsun. Ulan kimse yüzüne bakmıyor. Kadının birinin dükkanına uyuşturucu satıcıları gelmiş, koruyorum kadını. Uyuşturucu satıcılarına dağılın lan buradan çekiyorum. Kadın teşekkür ediyor. Sonra da oğlum uyuşturucu bağımlısı ama kurtulacak diyor. Aha diyorum, buradan bir hikaye çıkacak. Oğlanla konuşayım en iyisi. Gidiyorum yanına, delikanlı diyorum, vaziyet nedir? Kurtulacağım abi diyor. Başka da bir bok demiyor. Ulan kerata bir yer göster. En azından malı kimden alıyordun onu söyle de inlerine gireyim, mekanlarını basayım lan. Bir şey anlat oğlum bana. Bu Fallout 4'teki konuşamama durumu New Vegas'ta çok sevdiğim insanları ikna etme özelliğinde öldürmüş. New Vegas'ta neredeyse yaptığınız tüm görevlerde karşı tarafı ikna etme şansınız var. Bilmiyorum mümkün müdür ama tüm oyunu mermi atmadan bile bitirebilirsiniz. Ben oyunda son boss'u bile ikna ederek geçmiştim. Bak son boss diyorum. Fallout 4'te ise diyaloglar o kadar zayıf ki ikna etme olayının esprisi ölmüş. Hadi ölmedi diyelim, ikna edecek insan kalmamış etrafta. Bir görev aldım mahalleden, bir grup mu ne varmış musallat oluyormuş mahalleliye, ben hallederim dedim, gittim grubun yanına. Amacım konuşarak ikna etmeyi denemek. Sonuçta konuşma yeteneğim var benim. Özellikle oyunun başında o yeteneğe kastım. Fakat daha yanlarına gelir gelmez adamlar sıkıyor lan. E kardeş bir kimsin de, ne işin vardı, hayırdır de, belki süper bir teklifim olacak sana. Ne lan bu? Tamam anlıyorum, her oyun New Vegas'ın yaptığını yapamaz. Çünkü Vegas'taki tüm görevlerde birilerini ikna edebilme olayı her firmanın yapabileceği bir olay değil, zor bir iş. Ben bir ara hiç insanla çatışmadan New Vegas'ta 5-6 saat geçirmiştim. O kadar iknacıydım yani. Abi tayfundum ya. Fallout 4'cüm sen bu kadar kasmayabilirsin. Ancak biraz daha çaba gösterebilirsin be kardeşim, değil mi ya? Ulan neredeyse Assassin's Creed Odyssey ile aynı seviyede RPG olmuşsun be kardeşim. Bu mudur lan bir Fallout RPG'si olmak? Bu oyun RPG MPG değil abi. Bu oyun bildiğin survival craft oyunu. Kıyafet, diz, silah, kas, ev yap, yerleşke oluştur falan. Survival işte, bildiğin ya. Forest lan bu oyun. Çok basit, bazı şeylerin bile eksikliği delirtti beni ya. Tamam acı ortamlar 10 numara. Dünya çok geniş, keşfedilecek alan fazlaca var. İç gıdıklıyor. Ama şu diyalogsuzluk ortamı öldürüyor ya. Misal denizleri aşıp bir mekana geliyorum, uzaktan yürüyen bir eleman görüyorum. Ulan düşman mıdır, dost mudur diye merak ediyorum. Yaklaşıyorum yanına elemanın, o da bana yaklaşıyor. Burası özel bir mülktü, buraya giremezsin diyor. 10 numara replik. Direkt heyecan yaratıyor bünyede. Allah diyorum, burada bir hikaye var. Kimin mülkü, kim yaşıyor, kim kalıyor buralarda, bilgi almam lazım bu adamdan. Sonuçta o kadar konuşma yeteneği aldık. İlla ki bir iki bilgi parçası düşürürüz, değil mi?
mi? Adama bakıyorum, o da bana bakıyor. Oğlum diyalog yok. Lan nasıl yok ya, bu kadar mı? Hani özel mülk dedin ya kardeşim, oradan olaylar gelişmeyecek mi? Bu konu üzerine iki kelam etmeyecek miyiz? Bana pası attın, niye hata yeri de kesiyorsun? Neden lan, neden bir cümlede olsa şu merak uyandıran muhabbeti devam ettiremiyoruz be? Konuşma yeteneğim var lan benim, kullanmak istiyorum Allahsız herif. Yok abi, oğlum yok. Konuşma yeteneği anca satıcılardan indirim almaya, fiyat yükseltmeye kullanılıyor. Bunun adı konuşma değil, olsa olsa esnaf yeteneği olur. Ay oh be. İçimi döktüm, rahatladım ya. Bu ansızın gelen sinirinin sebebini merak ediyorsanız söyleyeyim. Gerçekten de sinirlenmem. Sebep bu. Bakın, bu iki oyun arasında 5 yıllık bir zaman dilimi var. New Vegas'ı oynayıp 5 yıl sonra dönüp Fallout 4'ü oynamış olsam bu kadar sinirleneceğimi hiç sanmıyorum. Ama arka arkaya oynayınca tüm eksiler o kadar gün yüzüne çıkıyor ki Fallout 4'ü oynarken durup bayağı bir düşündüm abi. Bu oyunun arkasındaki isimler hiç mi New Vegas oynamadı diye merak ettim. Oğlum insan bir sorgular kendini ya. Herifler 5 yıl önce ne yapmış, biz de biraz kassak mı o taraflara diye hiç mi içinizden geçirmediniz ya? Bu arada şu da net tabii. New Vegas'tan Fallout 4'e geçince teknik olarak 100 yıl atlamış hissettim kendimi. O konuda açık olayım, hakkını vereyim oyunun. Ya Fallout 4'ün animasyonları New Vegas'tan sonra RDR2 seviyesinde geldi bana. Hele aksiyon tarafı, vuruş hissi falan 150 yıl atlamış gibiydim. Daha önce de söylediğim gibi New Vegas bu kısımlarda bayağı kütük bir oyun. Yani teknik olarak şu seviyede olan bir oyunu New Vegas ona içerik muazzamlığıyla buluştursa birileri hayır işi yapmış olur. Gerçi bunu yapan bir grup da var ya, ne aşamada işler bilmiyorum ama Fallout 4 grafikleriyle New Vegas yapıyorlardı en son. Fallout 4 severler de kızmasın bu arada bana. Biliyorum bu oyunun pek çok sağlam özelliği var. Craft tarafı beğeniliyor. The Sims'ten hallice ev kurma olayları falan da seviliyor. Hatta o kadar seviliyor ki Fallout 76 yaptı adamlar. İyi ki sevmişsiniz abi. Bravo. Bak sonuç. Bir dakika lan, seven insanlara niye kızıyorum ki ya? Pardon, mevzunun sizle alakası yok. Tüm bu gömmelerime rağmen ben de sevecek şeyler buldum Fallout 4'te. Bulmadım değil. Diğer Fallout'lara nazaran daha az wasteland hissettiren atmosferi garipsesem de başlarda alıştım sonradan. Hoşuma gitti. Farklı bir öbek atmış. Adım başı düşman çıkması da biraz değişik gelse de okey dedim abi. Ona da alıştım. New Vegas'ın çorak topraklarının ardından burada her adımda bir bina ve düşmanla karşılaşmak insana garip gelebiliyor. Ama sevilesi de bir yanda. Misal insanlar tarafından terk edilmiş bu mekana bayıldım. Burada full robot kalmış. Hepsi de hizmet üzerine robotlar. Fakat contaları yakmışlar. Misal restoranda yemek servisi için size masa ayıran bir robot var abi. Menüsünde de dayak var. Boks antrenmanına sizi çağıran antrenör robot var. Şampiyonuyla kapışmanız için o da robot. Ancak kapışma esnasında silah çıkarırsanız kural ihlali var diye dalan robotlar bunlar. Bu küçük ama keşfe dayalı robot AVM'si çok tatlı bir detay olmuş. Böyle pek çok hikaye kırıntısı Fallout'u özel yapan şey zaten. Ancak bu hikayeleri uzaktan izlemek ayrı bir şey, içerisinde müdahil olmak bambaşka bir şey. Uzaktan tanık olmak güzel fakat içerisine girip o hikayeye yön vermek 10 kat daha güzel. Zaten bu iki oyun arasındaki uçurum farkı da burada ortaya çıkıyor. Fallout New Vegas'ta yaşarken Fallout 4'te ise sadece bir izleyicisin. Durduk yere canım sıkıldı ya. Fallout 4 benim bu zamana kadar hoş sözlerle andığım bir oyundu. Evet, bayılmıyordum kendisine. Bir Skyrim, Oblivion, Morrowind değildi benim için. Ancak kafamdaki imajı bu kadar da kötü değildi be. Hele Fallout 76'nın yanında Fallout 4 kraldı lan. Şimdi ise bok varmış gibi gittim yıktım o imajı ya. Abiler ablalar, sizsiz olun, Fallout 4'ü oynama planınız varsa öncesinde New Vegas oynamayın. Diyeceklerim bu kadar. Öfkeme ortak olduğunuz için de sağ olun. Bu Fallout 4'de bir de DLC çıktı sonradan. Dedim o DLC kısmını oynayayım bari, belki oraları düzeltmişlerdir. Ana oyun çünkü hiç istediğimi vermedi. DLC'ye girdim, baktım hani görevlere mörevlere, belki toparlamışlardı, düzeltmişlerdi, eleştiri gelmiştir, bir şeyler olmuştur falan diye, hiçbir şey olmamış. Daha boktan olmuş neredeyse. Bazı şeyler güzel eyvallah ama o kadar boş görev var ki, o kadar çok Assassin's Creed var, git şuradan düşmanları temizle göreviyle uğraştım ki delirecektim en sonunda. Biraz manipülasyon, biraz şu görevlerin içerisindeki bir şeyleri değiştirmek. Neden ya? Neden bu kadar sallamadınız bu kısmı ya? Ya vallahi üzücü ya. Vallahi üzücü. Şimdi niye Fallout 4'ü zamanında bir kere oynayıp bir daha tekrar oynamadığımı daha iyi anladım galiba. New Vegas'a da buradan tekrar teşekkür ediyorum. Bana gerçek bir RPG oyunu hatırlattığı için. Unutmuşuz acı. Sağ ol. Senin sayende tekrar hatırladım. Bugün videoyu yayınlamadan önce bir daha bir seyredeyim dedim. Bayağı bir öfke kusmuşum. Dedim bir update edeyim. Arkadaşlar, hayatınızda hiç Fallout 4 oynamadıysanız bu oyun bayağı iyi bir oyun. Onu söyleyeyim. Yani bayağı iyi bir oyun. Benim kıyasladığım şey New Vegas'ta olan konuşma muhabbetlerin olmaması. Yani Fallout serisi içerisinde kötü bir oyun. Bence bir Fallout oyununa göre kötü bir oyun. Bayağı kötü bir oyun Fallout oyununa göre. Ama diğer pek çok oyuna göre çok çok iyi bir oyun. Hani onu söylemiş olayım. Sonra başlayasınız varsa hevesiniz kaçmış olmasın. Yani ilk Fallout oyununuz olacaksa mesela Fallout 4 ilk Fallout oyununuz olabilir. Sonra daha derinlemesine gidilebilir belki. Bunu da söylemiş olayım. Bir de şimdi Elder Scrolls yapan da Fallout yapan aynı abilerimiz ya, Bethesda'lar. Elder Scrolls 6'dan da bir haber geldi bu arada, onu da paylaşayım. Daha ortada Elder Scrolls 6 yok. Bethesda dedi ki Elder Scrolls 6'ya daha çok var. Çünkü önce Starfield yapacağız dedi. Starfield bunların uzayda geçen Skyrim'i. Yani Skyrim yapacaklar ama bilim kurgu olarak yapacaklar. Önce onu bitirecekmiş paşalar. Ondan sonra Elder Scrolls 6'ya geçeceklermiş. Peki o zaman ta ebesinin nikahından Elder Scrolls 6'yı niye duyuruyorsun? Neden? Neden Elder Scrolls 6'nın
bir logosunu gösterip geliyor yapıyoruz demeye gereği duyuyorsun ki? Nedenini söyleyeyim mi? Çünkü Fallout 76'dan linç yiyeceklerini biliyorlardı. O linci azaltmak için de Elder Scrolls 6'nın logosunu gösterdiler. Yapma Bethesda, farkındayız. Yapma. Seni seviyoruz. Starfield'ı güzel yap, tamam mı? Hadi öpüyorum seni. Bye bye. Telefon konuşmasına dön lan video.